Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Sizden kim canı emniyet içinde, bedeni sağlıklı, yanında o günün azı bulunduğu halde esenlik ve iyilik içinde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Herkesin kısmet çeşmesi gürül gürül akıyor. Tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Nasibim tıkandı. Tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Nasibim tıkandı. Herkesin çeşmesi gürül gürül akıyor. Benim kısmet çeşmem tıkandı. Benimki tıkandı. Seninkinden doldur. Git kendi çeşmenden doldur. Benim çeşmem akmıyor. Allah versin. Bana da yok. Sen de nasibini bekle. Herkesin kısmet çeşmesi gürül gürül akıyor. Benimki tıkandı. Benim nasibim tıkandı. Benim çeşmem tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Tıkandı yine. Herkes küpünü kovasını doldur. Benim çeşmem akmıyor. Tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Hasip, uyan. Tıkandı. Uyan, kendine gel. Hasip, kendine gel. Tıkandı yine. Sana diyorum Hasip. Tıkandı. Kendine gel, uyan hadi. Yine aynı rüyayı gördün değil mi? Ah Hasip efendi, ah. Rüyamda bile bahtım tıkalı hanım. Rüyamda bile. Kısmet çeşmem tıkanmış benim. Herkesin çeşmesi gürül gürül akıyordu. Ama benimki tıkandı. Ömrüm tükendi ya. Ne zaman bahtım gülecek benim ya? Ne zaman kısmet çeşmem akacak? Ne zaman? Of. Aa, bakın kim geliyor. Karı baba geldi. Geldi baba, geliyor. Karı babalar ben. Kesin sesinizi veletler. Hadi top oynayın. Canına yandığımın dünyası. Of deme Hasip efendi, bismillah de. İyi de her yanından nasipsizlik akıyor. O kadar uğraştım, 40 yaşına kadar evlenemedim. Sen kabul etmeseydin bugün karıdan da nasipsiz olacaktın. Yapma Hasip, öyle deme. Allah'ın bir bildiği vardır elbet. Bunun bildik neresi kaldı hanım? Yaş yetmiş, iş bitmiş. Bu saatten sonra ancak bununla sokakları arşınlamaya devam ederim ben. Of. Millet para içinde yüzüyor, villalarda yaşıyor. Ya ben? Bir kerecik olsun rahat yüzü gördün mü? Allah'ım beni görmüyor musun? Niçin benim duamı kabul etmiyorsun? Herkese sağanak sağanak verirken niye bana yok? Niçin kısmet çeşmemi açmıyorsun? Tövbe de bey, isyan etme. Aa, tıkandı baba çıkmış. Ne haber tıkandı baba? Adım var benim, saygısızlar. Kızma be baba, ağız alışkanlığı. Mahallede herkes öyle deyince ben de ne bileyim. Hadi git işine ya, sabah sabah canımı sıkma benim.
tıkandı baba. Sen Ağustos'ta suya ya girsen buz olur. Yapma ki Tuğla'ya depsiz, zaten asabım bozuk. Yapma tıkandı baba. Of of. Cengiz, oğlum, baban yaşındaki adam. Hadi git işine. Cengiz gel lan buraya. Gel biz kahveye gidelim. Bilal gördün olsun işte. Yapma Hasip, seviyorlar seni. Hadi uğurlar olsun. Of of. Benim gibi bahtsızın başına da ya taş yar ya da dolu. Of of. Eskiciğim. Allah'ım sen kocama yardım et. Ona doğru yolu göster. Onun temiz kalbine göre ver. Of of. Eskiciğim. Sarı alırım, bakır alırım. Selamun aleyküm tıkandı baba. Aleyküm selam. Eskiciğim. Of of. Selamun aleyküm tıkandı baba. Aleyküm selam. Tıkandı baba. Sana büyük bir müjdem var. Bak gazetede ya, ne yazıyor? Ya çekil önümden. Bak kafamı tasına attım. Oku be baba oku. Meşhur iş adamı Mahmut Yüce. Adam büyük bir ihale almış. Fakire fukaraya para dağıtacakmış. Bizim mahalleden çıkmadı mı bu adam? Hani diyorum belki seni de görür. Gitsen yanına desen ki Mahmut Bey, ikimiz de aynı mahallenin çocuğu değil miyiz? İkimiz de aynı çamurda top koşturmadık mı? Sen kuş oldun uçtun, ben saplanıp kaldım bu mahalleye. Aman bana biraz pare desen. Ulan sabah sabah git başımdan ya. Ya niye kızıyorsun baba ya? Sana yardımcı olalım dedik, kötü mü? Yardımmış. Allah Allah. Of of. Eskici! Ünlü iş adamı Mahmut Yüce hayırseverlikte sınır tanımıyor. Her yıl mal varlığının büyük bölümünü yoksullara yaptığı yardımlar için ayıran Mahmut Yüce, bu yılda dağıttıklarıyla yoksulların yüzünü güldürdü. Gazeteyi gördünüz mü Mahmut Bey? Hiç hoş olmadı, hiç. Gidelim, fakir fukaraya yardım edelim dedik. Haber mi istedik? Reklam gibi oldu ya. Şunu kim sızdırmış, öğren bir bakalım. Daha iyi ya, örnek olacaksınız başka zenginlere. Hayrın güzeli, gizli yapılanıdır. Derdimiz şov yapmak değil. Dün gece bir rüya gördüm. Hayır olsun. Hayır, hayır. Çocukluğumun geçtiği mahalledeydim. Gariptir. Çocukluk arkadaşlarımdan birini gördüm. Geldi yanıma kadar. Bana öyle bir tokat attı. Öyle bir tokat attı ki hala acısı yanağımda sanki. Ey Allah'ım bana da ver. Sabahtan beri taban tepiyorum. Bir siftah yapamadım. Of of. Eskici! Eskici, baksana buraya. Geldim abla, geldim. Eskici! Geldim. Geldim abla, geldim. Bu lambayı kaça alırsın? Çalışıyor mu? Çalışıyor da modası geçti diye satacağım. Kaçırdım yine. 5 lira. Vay ben böyle talihim, kısmetsizliğim. Oh, çok diyorsun oh abla, biz de ekmek yiyelim. Bir tozunu alayım. Cemile'nin ne işi var burada? Sen bekle 2 dakika. Tamam abla, bekliyorum ben. Esip amca. Cemile. Olmaz ama evden çok uzaklaşmışsın. Babanımla evlenmeyeyim Esip amca. Bin bakalım. Bin de arabanın şerefi kurtulsun. Mahalleye boş gitmeyelim eskici, bari. Eskiler alırım. Eskici. Eskici. Eskiler alırım. Eskici. Eskiler alırım. Eskici. Açılın yoldan. Eskici. Üç. Eskici. Açılın yoldan, biz geliyoruz. Eskici. Üç. Eskici. Geçmiş olsun tıkandı baba. Geçmiş olsun mu? Hayır olsun. Ya dün gece yine rüyanda kısmet çeşmesini açamamışsın diyorlar. Belediyeye haber versek mi? İşinize bakın ya, uğraşmayın benimle. Kızma Asim, seni seviyoruz biliyorsun. Şamar olanına çevirdiniz ama. İşiniz hiç ters gitmedi mi sizin? Sen sabır ver ya Rabbim ya. Hadi bak ya. Habire benimle uğraşıp durmayın ya. Oo bacanak. Nereye, kahveye mi? Kahveye hadi gel. Çıkırt lazım. Yok ben eve gideceğim. Benim kıza da servislik yap bari. Sana helalinden 1 lira veririm.
Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Ama biraz daha kalmak istiyorum. Ya bu üstünün başını halinde. Ya bırakırdım ben. Hadi eve. Üstün başın toz toprak içinde kalmış. Almayayım mı ayağımın güle altına? Güle güle git. Sağ ol Asip amca. Ha. Bacanak, bizim kirayı ne zaman ödeyeceksin? Bak günü geçti biliyorsun. Öderiz be bacanak. Öderiz. Of of. İşte o adam. Çocukluğunuzdan beri görmediğinizi söylemiştiniz. Nasıl tanıdınız hemen? Gelmeden araştırdım biraz. Öğrendim kim olduğunu. Bir gidelim o zaman yanına. Ben istemem senin şeyini. Sabırlı ol Hulusi Efendi. Ne oldu ya? Davuna kış mı dedik? Ne yanımıza oturmuyorsun? Bir çay versene Zekai. Hemen tıkandı baba. Geliyor çaylar. Bakıyorum Asip. Bahtın açılmış. Gerine gerine böyle çay istediğine göre. Yoksa senin gizli çıkanın mı var? Bir gün bankaya bir torba parayı da gidip de yatırın lan şunu hesabıma dersen hiç şaşırma. Gitmeyin tıkandı babanın üstüne. Herkes nasıl bir yer. Daha neler. Adamın kısmet çeşmesi tıkalı. O dediğini rüyasında bile göremez. O sinemaskop rüyalar görüyor. Sıra sıra gürür gürür akan çeşmeler. Herkes kova küp ne bulmuşsa dolduruyor. Dolduran gidiyor. Dolduran gidiyor. Sıra tam bizimkine geliyor. Olan yine oluyor. Biz de o rüyalardan gidiyoruz. Tıkandı baba şu rüyanı anlatsana bakayım. Anlat. Fincilere söylesen film olur. Ah kahpefele. Hiç değişmez. Kimine kavun yedirir, kimine kelek. Aa fazla oldunuz ama ya. Size de benim hayatımdan. Size ne benim rüyamdan? Kesin sesinizi. Benim adım Hasip, Hasip. Kızma Hasip. Benim adım Hasip. Seni seviyoruz ya. Yapma be. İşte Hasip bu. Çocukluk arkadaşı. Gitme be Hasip'cim ya. Yapma be abi. Tıkandı baba çayın. Kalsın çay. Bir çay bile içirtmediler ya. Hasip. Hadi gidelim. Hasip. Yeter artık ya, yeter. Canıma tak et. Of of. Bıktım ya. Of of. Hop kardeş. Hasip efendi. Bir dakika dur. Merhaba. Merhaba. Bir yerde oturup konuşabilir miyiz? Niye? Şey ben... Hem siz kimsiniz? Yani nasıl desem... Ya beni oyalamayın ya. Hadi hadi. Hasip efendi. Ya ben seni daha evvel gördüm. Ha? Allah Allah. Hiç yabancı gelmiyorsun ama sanki bir yerden tanırmış gibiyim seni. Ne istiyorsun? Kahvede olanları gördük de merak ettik. Niye takılıyorlar bu kadar size? Milletin işi ne? Hem sizi niye ilgilendiriyor? Yoksa siz de mi? Yok yok yok. Hayır 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 hayır. Rica ediyorum. Aslında hepsi iyi insan. Severim mahallemi, mahalleliyi. Onlar da beni sever. Lakin Allah beni sevmez. Olur mu öyle şey canım? Allah her kulunu sever. Sadece kulunun sevgisini ölçmek için imtihan eder. Beni fazla imtihan ediyor, çok fazla. Nasibi mi tıkadı benim? Ne yapsam açılmıyor. Şimdi değil, hayatım boyunca hep böyle oldu. Başvurmadığım iş, denemediğim şey kalmadı. Yok, yok. Allah kapamış benim kısmet çeşmemi. Ne kadar dil döksem, dua etsem açmıyor, açmıyor işte. Sizi bir yerden yok, tanıyorum. Yok, yok, yok. Şu mahallede belini doğrultamayan bir ben varım. Herkesin evi var, arabası var, işi gücü var. Gelen zengin oldu, giden zengin oldu. Bana gelince dur dedi Allah işte. Sen eskicisin, eskici kal. Fakir kal, nasipsiz kal. Üzülme Hasip efendi. Vardır bunda da bir hayır. Ya ne hayır ya, ne hayır ya? Nerede hayır? Varsa bana da göster. Senin işler tıkırında galiba. Sana göre hava hoş. Bana göre hep boş, hep boş. Senelerdir bir kere gülmedi yüzüm. 40 işe girdim, 40 işten çıktım. Ama olmadı.
Şimdi ecel ensemde bekliyor. İşe güce girecek hal de geçti benden. Ne diyeyim ha? Ne diyeyim şimdi? Allah beni unuttu, atıverdi bir kenara. Gökten yağmur yerine, altın yağsa bir zerrecik benim kafama düşmez. Of of! Ya dur Hasip Efendi, nereye gidiyorsun? Dur! Herkes kendi yoluna. Yoluna! Kendi yoluna. Of of! Adamı yoksulluk delirtmiş iyice. Bir şeyler yapmalıyım. Ona yardım etmeliyim. Kim var içeride? Kim? Gir de bak. Ya. Kim var? Yine bacadak mı yoksa? Değil, zaten değil. Sinirlerim tepemde. Bir de olursa. Değil, bir gir sen, bir bak bak bak. İsmail. Oğlum. Babacığım. Hoş geldin baba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım. Oğlum. Nasılsın? Nasıl gidiyor baba? Hayırdır? Sınavlar bitti de. Tatil vardı. Ben de sizi özledim, geleyim dedim. Ya iyi ettin ya. Ankara'da da sıkıldım iyice. Gel. Ankara'da nasıl havalar? İyi elhamdülillah. Soğuk mu? İyi, iyi. Ankara'nın soğuğu keskindir. Neyle geldin? Otobüsle geldim. Hızlı tren var diyorlar da. Var var. Artık gidip gelirsin her gün. Yok canım ya. Kaç gün buradasın? 2 gün. İyi. Gülizar bak 2 gün buradaymış. Annem biraz yemek falan yapar. Değil mi? Şimdi yapıyor. Hadi öyleyse. Okul nasıl gidiyor oğlum? He? Çok şükür baba, iyi gidiyor. Gülizar. Bakkaldan borç harç tavuk alayım da çocuğa pişir. Merak etme. Tavuk da var, et de var. Gel, ha? Gel, gel. Bak. Dolap yiyecek dolu. Oğlun neler almış neler. Mantar bile var. Ya nereden buldu parayı bu oğlan? Devletten kredi alıyor ya Asip. Onlardan yememiş, içmemiş, biriktirmiş. Allah razı olsun devletimizden. Yoksa nasıl okuturduk üniversiteyi? İnşallah bu sene bitirince memur da olursa. Maşallah. Maşallah. Şu berekete bak ya Rabbim. Şükürler olsun ya Rabbim. Baba. Bu senin baba. Ama oğlum. Üzerindeki eskimişti zaten. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Gülizar. Ah oğlum. Ben ona bir gömlek alamadım ama o babasını unutmadı. Ben bu hale düşecek adam mıydım? Ey Allah'ım. Ne istedin benden? Of, oğlumuzun of. Kısmeti açık çok şükür. Gülizar. Anasına da neler almış neler. Buyurun efendim. Teşekkür İşte bu çocuk. Şimdi hatırlıyorum da o zamanlar da talihsizdi böyle. Oyunlarda ebe hep o olurdu. Kura çeksek hep o yenilirdi. Haline hep gülerdi. Yine gülüyorlar. Yaşlanmış gitmiş hala gülüyorlar. Tıkandı babaya çıkmış adı. Ah yazık. Verseydin birkaç kuruş bari. Ona birkaç kuruş değil hanım. Servet vereceğim, servet. Bu sene zekatımın hepsini ona vereceğim. İyi edersin.
Hem çocukluk arkadaşımmış, vefa olur. Ama öyle yardım gibi vermeyeceğim. Nasıl vereceksin? Nasip gibi. Nasip gibi mi? Onun asıl meselesi parasızlık değil. Herif isyan ediyor. Batsızlığına o kadar inanmış ki... Şimdi ben doğrudan versem... Allah değil, benim verdiğimi söyler. Ama ben bunu... gizlice, sanki nasip gibi verirsem... o zaman Allah bana veriyor der. Ve inancını kaybetmez. İsyanından da vazgeçer. Doğru düşünmüşsün. Hadi alas mağalık anneciğim. Hadi. Of of. Güle güle git oğlum. Amin anne amin. Rabbim zihin açıklığı versin oğlum. Babacığım sen de kafana takma her şeyi. Üzme kendini. Az kaldı okulum bitmesine. Her şey güzel olacak artık. Hadi bakalım. Ver elini öpeyim baba. Hadi anne görüşürüz. Güle güle oğlum. Baba gömlek de yakışmış ha. Hadi hadi güle güle git. Daha işe çıkacağım. Hadi Allah'a emanet. Selametle. Of of. Ben böyle hayatım. Hasip ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya o çocuğun eline bir kuruş harçlık veremedim. Nedir benim kaderim yahu nedir? Of Hasip yeter artık. Haline bir kere de şükret. Neyine şükredeyim? Sağlığına şükret. Gözün görüyor, elin ayağın tutuyor. Allah ömrümüzün son demlerinde bize bir evlat verdi. Gözümüzün nuru. Ona şükret. Of of. Ellere kepçeyle kovayla. Bize kaşıkla bile zor veriyor. Of of. Evlat sağlık tamam mı? Ya para? Nerede para? Oğlan harçlıklarıyla babasına gömlek alıyor. Ben bostan korkulu gibi böyle hayat mı olur? Allah'ım ne olur bir kerecik şöyle çil çil altınlar göndersen bana. Of of. Dilime gelen elime gelse parayı istiflesem. Of of. İşte. Hadi bakalım. Bunu ona sat. Peki efendim. Mahmut Bey. Ne lüzum var buna? Verelim eline doğrudan. Sonra bir terslik çıkar da. Merak etme bir şey olmaz. Bu sandıktaki altınlar artık onun nasibi. Eskici. Of. Eskici. Of of. Eskici. Eskici. Eskici bir bak. Eski sandık var alır mısın? Ucuza veririm. Yok istemem. Ahşap almıyorum. Kime satacağım bunu? Vazgeçme sana ucuza veririm. Ben ne yapayım bunu ya? Git başımdan ya. 5 lira. 3 lira. Ya oyalama beni zaten siftah yapamadım. İyi al şunu sonra pişman olursun. Bu senin için büyük bir nasip. Nasip mi? Ne nasibi oğlum? Benim nasibim tıkalı. Tıkandı baba diyorlar bana. Of. Tamam o zaman. Al senin olsun. Hop hop olmaz öyle. Hakkın geçer. Al şu 1 lirayı. Hadi hayırlısılar. Of of. Eskici! Eskici! Ulan iyisin abi. Of of. Eskici! Of of. Eskici! 90 kilo çekti. Al sana 110 lira. Sabah da 70 kilo indirdim. Allah bin bereket versin. Bereketini gör.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yine mi düzgün bir şey yok? Neyse, saçları hatırın için alayım bari. Bak antika. Bu sandık tahta, ahşap işime yaramaz. Kır sobada yak. Bereket versin. Bereketini gör. Bacanak, hazine mi buldun yoksa? Korsan sandığı mı bu? Ulan ne antikalar geçiyordur eline ya. Enayiler veriyordur antikayı. Sonra sen bir de bakmasın gelsin paralar. Ya nerede bende o şans? Aha işte bu ne peki? Adamın biri zorla sattı, ben de aldım. Ya şunu bana versene, çivi mimi koyarım içine. Niye açılmıyor bu ya? Neyse, evde keserle açarım. Bir şey vermek lazım mı buna? 1 liraya aldım. Sana 2 lira olur. Daha neler, olmaz öyle şey ya. Allah Allah ya. Yahu 1 lira kârım olacak. Sen şunu bana 50 kuruşa ver. Bacanak, ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Al şu 75 kuruşu. Hem kiranı da ödemiyorsun. İnsaf et bacanak. Biraz iyilik yap adama ya. Of, 1 lira verdim ben ama neyse. Ben böyle ticaretin... Tıkanlı baba, araba yine tam takır. Öyle. Bugün de böyle geçti. Bu işler böyle. Gün var ayı kurtarır, ay var günü kurtarmaz demişler. Sana da bir gün güler felek be. Nerede? Gökten altın yağsa bizim başımıza delikli taş düşer. Hoş geldin Asif Efendi. Hoş bulduk. Sabahtan akşama kadar tepin dur. Al, kazandığın bütün para bu kadar. Of of. Buna da şükürler olsun. Az olsun da dert olmasın. Allah hayırlısından helalinden versin inşallah. Ya hanım, hani senin içini bilmesem benimle dalga geçtiğini zannedeceğim yahu. Olur mu öyle şey bey? Ya ne olacak bizim bu halimiz? Cep delik, cepken delik, ayak yalın, baş çıplak. Allah sevgili kullarını sabırla imtihan edermiş Hasip Efendi. Eyüp aleyhisselam hatırlasana. Allah'ın sevgili kulu, mübarek peygamberiydi. Ama şu dünya üzerinde hep çile çekti. Onun çektiği dertlerin yanında seninki nedir ki? Devede kulak. O peygamber hanım. Ben peygamber miyim? Allah Allah. Allah ona sabır vermiş. Sana da vermiş. Ama sen görmüyorsan ne diyeyim? Ayrıca Allah hiçbir kuluna dayanamayacağı dert vermezmiş. Sen derdi kafana takıyorsun, kalbine saplıyorsun Hasip Efendi. Sonra da derdi daha beter derde çeviriyorsun. Yiyip bitiriyorsun içini. Bir kere de Allah'ım sen bilirsin deyip başını kaldırıp görmüyorsun etrafını. Görmüyorsun Allah'ın nimetlerini. Ne nimeti hanım? Hani, nerede nimet? Nerede? Çorba var yemekte. Of, of! Ay, dikkat etsene. Cemile! Cemile kızım! Ayrılma oradan! Tamam baba. (Gülüyor)
Niye açılmıyor bu sandık ya? Aa! Senin gibi sandığın... Sandığın... Altın! Altın alın! Altın! Zengin oldum! Altın! Altın! Benim! Altın! Altın! Ne oldu baba? Altın! Yaşasın Allah'ım! Allah'ım zengin oldum! Altın! 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 Allah'ım! Altın! 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 Benim altın! Allah'ım! Benim altın! Allah'ım! Altın! Baba ne oldu? Yok bir şey kızım! Elime keseri vurdum da! Hadi sen git oyna oyna. Hadi kızım. Hadi. Altın. Altın. Allah'ım altın. Altın. Allah'ım altın. Zengin oldun. Altın. 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 Kaderim baba, kaderim. Buraya kadar gelmemize gerek var mıydı Mahmut Bey? Hasip'in paralı halini gözümle görmek istiyorum. Bakalım keyfi yerine gelmiş. Alın yazısını değişmez. Ya yeter bıktım artık ya. Alın yazısını değişmez. Çekil önümden ya. Baba, gel okuyayım sana baba. Kendine gel ya. Gel okuyayım müftüyüm. Bak kendine gelirsin. Açılır. Bana ne ya? Gelmeyin üstüme ya. Gelmeyin. Önüne gelene çatıyorsun arkadaş ya. Dur baba, seni seviyoruz. Yapma baba ya. Tamam ya. Hadi girin içeri. Ne dedi şimdi ya? Ne kızıyorsun ya? Ya işiniz gücünüz yok mu ya? Gel baba ya. Gidin işinize bakın. Ne oluyor bu ya? Terslik var bu işte. Hadi şunu takip edelim. Hadi sür. Uğraşacak başka adam bulamıyorum. Oh, oh. Eskici! Oh, oh. Eskici! Bacanak, nasıl? Beğendin mi arabamı? Biraz evvel aldım. Gökten biraz altın rahmet yağdı da üstüme. Gel istersen gezdireyim seni. Şöyle bir tur attırayım. Hadi bin bin. Ya git başımdan bacanak ya. Ha bacanak ne diyeceğim? O dünkü sandık gibi bir tane düşerse hemen beni bul. Kaç para dersen bu sefer altınları alır. Bu bulmuş. Armudu da bu yemiş demek. Anladın? Kemeriye çeyiz sandığı yaparım onda. Of, dünkü of. Sandık çok işime yaradı. Bütün takımı taklamadık topladık. Gerçi pahalı verdin ama olsun. Ha yine hatırlatayım kirayı. Ya öde artık şunu bacanak. Baldızın kocasın diye bu kadar kıyak geçilmez ki. Hadi eyvallah. Ulan kadere bak ya. Adam araba alıyor biz sürünüyoruz. Cep delik cepken delik. Allah'ım. Aç şu kulunun bahtını artık aç. Hop hop. Eskici. Allah Allah. Eline geçmemiş ki sandık. Bizzat eline verelim dedim ama. Yok yok. Vazgeçmek yok. Bir kere daha göndereceğim. Bu sefer eline geçecek. Geçmeli. Bu sefer garanti bir fikrim var. İstediğiniz hamur tamam. Ne olacak bu? Ortasını aç. Tamam. Amca ne yapıyorsunuz? Allah Allah anlamadım ki. Şimdi kapat. Sür fırına. Vaz mı geçsek acaba? Bu sanki biraz... Yok vazgeçmek yok. On dakikası var. Tamam. Eskici!
Of of. Eskici! Asip amca, arabana binebilir miyim? Gezdirir misin beni? İn bakalım. Belki bahtım açılır. Eskici! Eskiler alırım. Of of. Eskici! Eskiler alırım. Eskici! Eskiler alırım. Eskici! Bakalım. İşte altının ekmek. Ne yapacaksınız bunu? Sürpriz. Birine sürpriz yapacağız. Al bakalım. Oh. Bu kez gözün üstünden ayırma. Eskici. Eskiler alıyorum. İşte geldik. Haydi evine. Çok komiksin Asip amca. Biz bu evden taşındık. Babam yeni ev aldı, bilmiyor musun? Yapma be, hangi parayla? Gökten altın yağmış, öyle dedi. Altın mı yağmış? Senin başına da düşmedi mi hiç? Benim başıma ancak taş düşer, taş. Yeni eviniz nerede? Sarı altın kanununda. Geriye gidiyoruz. Hızlı. Sarı altın konutları. Eskici, eskiler alırım. Eskici! Eskici! Of of. Eskici! Eskici, eskiler alırım. Eskici, eskiler alırım. Selamun aleyküm eskici. Aleyküm selam. Sen geçenlerde bana sandık satan adam değil misin? Evet, benim. Bu sefer de halis mulis köy ekmeğim var. Onu satıyorum. Ekmek mi? Hem de hurdacıya. Sadece 2 lira. Ya git başımdan delikanlı, işin mi yok? Senden aldığım sandıktan zarar ettim zaten. 1 liraya aldım, 75 kuruşa sattım. Bu ekmek de bize fazla zaten. 1,5 lira o zaman. Şaka gibisin valla. İşin yok mu senin? Bu ekmek çok güzel kokuyor Asip amca. Güzel yengem, çok sever. Al amca, al. Fiyatı 3 lira ama bu çocuk için sana 1 liraya veririm. Hakikaten iyi ekmekmiş. Yumuşacıkmış da. Köy ekmeği bu. Odun fırınında pişmiş. Hem de poşet içinde. Tertemiz. Hijyenik yani. Al abi. Düşünme kara kara. Belki içinde bir sürpriz vardır. Sürpriz mi? İçinden altın çıkacak değil ya. Neden olmasın? Ya tamam, tamam, tamam. Ayranı doğrar yerim. Ah. İçinde altın varmış. Ya herkes dalga geçiyor amcanla. 40 kat eller bile. Of of. Eskici! Bu iş tamam. Cemile, yine mi? İn arabadan. Kirin pasın içinde. Ama baba çok güzel. Hadi hadi, arabaya gel arabaya. Mikrop yuvasının içinde ne işin var? Tamam baba. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Koş baba, düşersin sonra. Gel bakayım ya, burada ne güzel arabamız var. Ne işin var tozun toprağın içinde? Aa, nereden buldun o ekmeği? Geçen sandığı satan adamdan. Yine çıktı karşıma. Sen şuraya. İlla al diye tutturdu. Ben de ne yapayım, aldım. Sahi mi bacılar? Demek sana sandığı satan adamdan aldın, öyle mi? Ne güzel ekmek bu. Odun ekmeği bu. Odun. Pek de severim.
Ya bunu bana sat bacanak. Ne diyeyim? 1 liraya aldım. 1,5 lira ver, senin olsun. Yok öyle. Tezgahtan eski mi alıyoruz? Ekmek ya. 1 lira veririm. Yok, o zaman bana kalsın. Ayrana doğrar yerim. Yok yok, şaka yaptım bacanak, şaka yaptım. Al, al 1,5 lira, 1,5 lira. Hatta 50 kuruş da benden olsun. 2 lira, oldu mu? Vallahi biliyor musun bacanak, ben onun ekmeğini çok severim. Madem çok istiyorsun, öyle olsun. İyi kazandım bu ekmekten ha. Afiyet olsun. Allah bereket versin. Hadi bakalım. Ya ne bahtsız bedevi bu adam ya. Tüh, ne kısmetsiz adam. Yine kaptırdı serveti ya. Ya bacanak, sen çok eşeği mi? Sen tıkandıkça ben açılıyorum. Sen tıkan, ben açılayım. Buradasınız. Buradasınız. Bunları da bozduracağım. Size kardeş gelecek. Adamda boş yok. Çoğalın. Çoğalın. Adamda boş yok. Boş yok. Yapma ya. O da mı ulaşmadı eline? Ulan adam resmen nasipsizmiş ya. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim ya. Mahmut Bey. Gelin bırakın oyunu. Nasip Allah'tandır, sizden bizden değil. Bence doğrudan eline verelim. Hayır, hayır. Bu sefer işaret vereceğiz. Kesinlikle eline geçecek altınlar. Mürsel. Buyurun Mahmut Bey. Bir planım var. İşini iyi yapacaksın bu gece. Emredersiniz. Mandalina, limon var. Limoncu. Biz şimdi arkadaş değil miyiz? Değiliz, küstük. Sen adam olunca kadar da bir kelime konuşmayacağım. Hadi eyvallah. Hadi düşünme derin derin. Her şey olacağına varır. Düşündüm, taşındım hanım. Bu eskicilik işi bana göre değil, olmayacak. Ne oldu yine? Başka iş tutacağım. Limoncu! Limon satacağım pazarlarda. Limon mu? Çekirdeksiz mandalina! Arabayı sermaye yapacağım. Limoncu! Önce şu el arabasını satayım da... limon imparatorluğu kuracağım. Sen ancak limon gibi sıkılırsın Asip. Arabayı satayım da gör.
fakat altın var. Altında altın var. İnanmazsan bak, yerim ben de, yerim değil mi pis dalgacılar? Siz bu eskimiş numaralarla gidin bebeleri kandırın. Ben yaş tahtaya basar mıyım? Şerefsizler. Kuldan utanmaz, Allah'tan korkmazlar. İşleri güçleri dalga. Altın varmış. Ben de yuttum. Benim gibi nasipsizin arabasının altında altın mı olur? Tamam, altına bak sana. Ben de yuttum. Hop hop. Hop. Hay ben senin. Tamam Nuri. O daireyi ayarla benim için. Ne yapacaksın parayı nereden bulduğumu? Piyango çıktı. Gökten altın yağdı tamam. Şansım açıldı oğlum. Allah yürüye kulum dedi. Bu devirde uyanık olacaksın. Baba. Gidin başımdan ya. Tamam tamam. Sonra konuşuruz. Kapatıyorum. Bacanak. Eski antika eşya falan var mı elle düşen? Bundan sonra olmayacak. Eskiciliği bırakıyorum. Yapma ya. İyiydik böyle. Yani geçinip gidiyordun işte. Arabayı satmaya götürüyorum. Öyle mi tüh ya? Çok kahrımı çekti çok. Altında altın var. Altın arabanın altında. Bacanak, bacanak dur. Dur. Dur bacanak, dur. Bacanak. Altında. Çocuklar yazmış, altın dalga var. Geçiyorlar benimle. Altında altın var. Bu arabayı da bana sat sen. İyi ama bacanak, ne yapacaksın eskici arabasını? Ticaret değil mi? Ben de başkasına satarım. Söyle bakalım, bu hurdaya ne kadar istiyorsun? Her yerde yazı dolu ama hiç itiraz etmeyeceğim. Ne istersen vereceğim. Ver 300 lira senin olsun. Oo, araba mı satıyorsun? İn aşağı, in. Sen bilirsin, başkası bunu 400'e alır. Sen bacanaksın diye 300'e dedim. Bacanak dur! Uyanık, ticaretin kurdu oldum valla. Al şu 300 lirayı bakalım. 200 lirası da kira borcun. Onu da tahsil etmem lazım öyle değil mi? Hayrını gör. Altında altın var diye. Çok yaşasın. Tıkandı baba. Sen olmasan var ya. Peki niye oluyor bu terslikler? Niye? Bu adamın nasibi bu kadar mı tıkalı ya? Bence haddi aştınız da ondan. Haddi mi aştım? Evet. Maalesef öyle. Allah'ın işine karıştınız. Kul ile Allah'ın arasına girmeye çalıştınız. Allah'ın vereceği nasibi üstlenmeye kalktınız. Allah da buna izin vermedi. Diyor ki, yardımı vereceksen doğrudan ver. Nasip bendendir, vermek kuldan. Zekatı zengin verir, nasibi Allah açar. Doğru söylüyorsun Hulusi Efendi. Haddi aştım galiba. Tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Peki, ne yapacağız? Mahmut Bey, başta söylediğim gibi, doğrudan verelim. Bu adamın altından nasibi yok. Para verelim. Çağıralım buraya, koysun parasını cebine, paşa paşa gitsin. Bu sefer de çıksın bakalım terslik. Tıkandı desin bakalım. Of of. Ne oldu Hasip, satamadın mı? Olmuyor, satılmıyor. 3 gündür çarşıda, pazarda limon, limon diye bağırıyorum. Biri baksa ya, nerede?
Çürüyecek bunlar, çürüyecek. Bütün paramı da verdim. Hepsi elimde kaldı. Ne yapacağım ben hanım? Dert etme. Sağlığın yerinde. Bir lokma ekmeğimiz de var çok şükür. Oh. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Asım amca, ben geldim. Hoş geldin Cemile. Gel bakalım. Hoş geldin Serpil. Selamünaleyküm bacanak. Aleykümselam. Buyurun. Hoş geldiniz. Size baklava getirdim. Tam 20 lira para saydım. Süper baklava vallahi. Hadi hadi. Beni ısrar etmesen sağ olacağın işte. Yoktu da. Şimdi de. Buyurun, buyurun. Söyleme sahip. Anam beni sanki gül ağacının dibinde doğurmuş. Vallahi şu sıra şansım o kadar açık ki. Altın yağıyor, altın. Senin işler yine aynı mı? Ya sen biraz safsın be bacanak. Bu devirde uyanık olacaksın. Para nerede? Koklayacaksın. Altını parayı koklaya koklaya bulacaksın. Ya nasibini sen tıkıyorsun be bacanak. Nasibini görmek lazım. Uyanıksan görürsün bacanak. Görenler kazanır. Yani kör olanlar değil. Körüm ben. Hem de doğuştan. Vallahi doğru söze ne denir? Kapat bacanak bu mevzuyu, kapat. Ha, size bir sürprizimiz var. Ne sürpriziymiş o? Haftaya Bodrum'a tatile gidiyoruz, tatile. Ha, öyle mi? Lüks otelde şöyle bir hafta dinleneceğiz. Ne güzel. Sahi, siz nereye tatile gidiyorsunuz bacanak? Of. Tatil yolları tıkanmaz. Nasibin tıkansa yollar tıkanmaz. Ya benimle dalga geçmeye mi geldin bacanak? Bana ne sizin tatilinizden? Hadi evinize, hadi evinize. Rahat bırakın beni ya. Ya sen kimi nereden kovuyorsun bacanak? Bu ev kimin ha? Kimin? Ev sahibinim ben senin. 6 kira borcum var. Neyse, bu seferlik duymazlığa geleyim. Ama bunun acısını çıkartırım senden. Gelecek sefere kirayı 2 katına çıkartacağım. 2 katına, of. 2 katına. Aman İshak, niye kızdırıyorsun adamı? Ya şaka yapalım dedik. Hadi hadi gidelim, gidelim. Maç seyredeceğiz, maç. Of. Yürü. Kızma amca, ben seni çok seviyorum. Yürü kız, yürü, yürü. Ya maça da geç kaldık ya. Bize de bekle. Hadi hadi, maça yetişeceğiz. Acele edin. Güle güle. Ne oluyor sana Allah aşkına? Misafir kovulur mu? Hem de ev sahibimiz o. Görmüyor musun? Dalga geçmeye, hava atmaya gelmiş adam. Sinirlerim zaten tepemde. Ne olursa olsun. Evimize gelmiş misafir o. Kovmamalıydın. Yanlış yaptın Hasip Efendi. Hanım öf sen de. Yahu bir kere de bana hak ver. Ben tıkandım diyorum. Bittim. Kafayı yiyeceğim. Adam karşımda gevrek gevrek patlatıyor kahkahayı. Dalga geçiyor. Ey güzel Allah, gör halimi ya. Allah görür Hasip Efendi. Daima görür. Ama kullarını imtihan eder. Dertlerle, sıkıntılarla. Bunun tek çaresi de sabırdır. Sabır, sabret. Sen de sabır, sabır. Ya bir kere de başka bir şey söyle. Nerede sabır? Nerede? Alo? Buyurun. Seni arıyorlar. Alo? Hangi şirket? Görüşme mi? Adres neydi? Tamam. Kimmiş? Kimmiş? Beni bir iş yerinden çağırıyorlar. Görüşmek istiyorlar. Çok önemliymiş. Aa. Yarın gelecek. Bu sefer olacak inşallah. İnşallah. Of of. Beyefendi, kime bakmıştınız? Yardımcı olabilir miyim?
Şey ben buradan çağırmışlardı da adım Hasip. Ha, buyurun Hasip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi patronun yanına çıkaracağım, buyurun. Patron mu? Tıkandı babayım ben. En son limon işinde de battım. Olsun, düşmez kalkmaz bir Allah. Buyurun. Buyurun Hasip Bey, buyurun. Mahmut Bey sizi bekliyor. Buyurun, çekinmeyin, gelin. Oo, Hasip, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç şöyle. Geç. Çekinme. Rahat ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni tanıdın mı Hasip? Geçen bizim mahallede karşılaşmıştık. Şöyle bir şapkaylaydınız. Ondan önce, yıllar öncesini hatırla. Peki bu çocuğu tanıdın mı? Ben? Mahmut. Evet, Mahmut. Çocukluk arkadaşın, mahalle arkadaşın Mahmut. Sen ha, bizim Mahmut. Evet, arkadaşın Mahmut. Mahmut Yüce. Bu da emektar yardımcım Hulusi Efendi. Tanışın, bu da Mürsel. Merhaba. Of of. Yahu sana tıkandı baba dedikleri kadar var bir arkadaşım. Gerçekten senin kısmetin kapalı, nasibin tıkalı. Nedir bu? Niye böyle? Ah, bir bilebilsem. Artık söylemeliyim, bilmen lazım. Biliyorsun, Hulusi Efendi ile beraber mahalleye geldik. Seninle konuştuk. Sonra senin durumunu öğrendim. Baktım tıkanan kısmetin yüzünden Allah'a isyan ediyorsun. Allah beni unuttu. Atıverdi bir kenara. Gökten yağmur yerine altın yağsa bir zerrecik benim kafama düşmez. Of of! Ya dur Hasip Efendi, nereye gidiyorsun? Dur. Herkes kendi yolu. Bahtını açmak, yüzünü güldürmek, seni isyandan kurtarmak istedim. Gizlice sana nasip gibi, kısmet gibi gelecek yardımlar yapmak istedim. Önce Mürsel'i yolladım eski bir sandıkla. Ama sen o sandığı, bacanağım dediğin o adama sattın. Öyle. Ama o sandığın içine sana yetecek kadar altın koymuştum. Ne? Nerede bende o şans? Aa, işte bu ne peki? Adamın biri zorla sattı, ben de aldım. Ya şunu bana versene, çivimi mi koyarım içine? Niye açılmıyor bu ya? Neyse, evde keserli açarım. Bir şey vermek lazım mı buna? 1 liraya aldım. Sana 2 lira olur. Daha neler, olmaz öyle şey ya. Yahu 1 lira kâr mı olacak? Sen şunu bana 50 kuruşa ver. Bacanak, ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Al şu 75 kuruşu. Hem kiranı da ödemiyorsun. İnsaf et bacanak. Biraz iyilik yap adama ya. Baktım altınlar sana ulaşmadı. Bu sefer daha garanti olsun diye özel bir ekmek yaptırdım. İçine de altınları koydum. Sana köy ekmeği diye sattırdım. Sen de aldın. Tamam dedim, bu sefer ulaştı. Ekmeği evine götürür, hanımıyla yerken altınları görür dedim. Ama sen o ekmeği yine kalktın, bacanağına sattın. Nereden buldun ekmeği? Geçen sandığı satan adamdan. Gene çıktı karşıma. Sen şuraya. İlla al diye tutturdu. Ben de ne yapayım, aldım. Sahi mi bacanak? Demek sana sandığı satan adamdan aldın, öyle mi? Hı-hı. Ne güzel ekmek bu. Odun ekmeği bu. Odun. Pek de severim. Ya bunu bana sat bacanak. 1 liraya aldım. 1,5 lira ver, senin olsun. Yok öyle. Tezgahtan eski mi alıyoruz? Ekmek ya. 1 lira veririm. Yok, o zaman bana kalsın. Ayrana doğrar yerim. Yo yo, şaka yaptım bacanak, şaka yaptım. Al, al. 1,5 lira, 1,5 lira. Hatta 50 kuruş da benden olsun. 2 lira, oldu mu?
Of, of, yandım anam, of. Ben mi yaptım bunu? Vazgeçmedim. Bu sefer altınları bir poşet içinde seyyar arabanın altına yerleştirdim. Üzerine de işaretlerle yol gösterdim. Altında altın var. Ama sen bu işaretleri de yok saydın. Eğilip altına bakmadın bile arabanın. Vay anam vay. Ben ne yapmışım? Of. Yine of. O uyanık bacanan geldi. Sen arabayı da altınlarla beraber tuttun bacanağına sattın. Of. Bacanak dur. Dur. Altında. Çocuklar yazmış. Altın dalga geçiyorlar var. Benimle. Altında altın var. Bu arabayı da bana sat sen. İyi ama bacanak. Ne yapacaksın eskici arabasını? Ticaret değil mi? Ben de başkasına satarım. Söyle bakalım, bu hurdaya ne kadar istiyorsun? Her yerde yazı dolu ama hiç itiraz etmeyeceğim. Ne istersen vereceğim. Ver 300 lira senin olsun. Oo, arabamı satıyorsun. İn aşağı, in. Sen bilirsin, başkası bunu 400'e alır. Sen bacanaksın diye 300'e dedim. Bacanak dur! Uyanık, ticaretin kurdu oldum vallahi. Vay hain bacanak vay! Ulan nedir bu benim kaderim? Allah'ım niye bana vermiyorsun? Ben senin kulun değil miyim? Tıkandım ya! Bana da ver ya! Ben hep bebe, böyle mi kalacağım ya? Tamam, lütfen. Tıkanmış benim nasibim, tıkanmış! Benden ne köy olur ne de kasaba. Merak etme, bu sefer el birliğiyle açacağız kısmetini. Nasıl olacak? Gel benim, gel. Of! Of. İşte. Dilediğin kadar. Götürebildiğin kadar al. Senin olsun. Gürül akıyor. Buradaki çeşmeler de akıyor gürül gürül. Tıkandı. Kısmet çeşmem tıkandı. Tıkandı. Senin yerine biz doldurduk. Al bakalım. Hepsi senin. Ananın ak sütü gibi. Hepsi helal. Ama olur mu? Olur. Olur. Hem de çok güzel olur. Ama ben bunu hak etmedim. Bu seneki zekatımı, sadakamı sana veriyorum. Senin olsun. Güle güle harca. Açıldı kısmetim. Açıldı. Kimse bana tıkandı baba demeyecek artık. Kimse. Kısmetim açıldı. Tıkandı baba diyemeyecekler. Aman düşünme. Kaybolmasın da. İşte işte. Kısmet çeşmem açıldı işte. Açıldı kısmetim. Açıldı. Ne kadar çok sevindim. Bu iş oldu. Benim içimde hala bir sıkıntı var ama... Niye? Öncekiler Allah'ın işine karışmaktı. Bu da sanki... Şov gibi mi? Açıldı. Açıldı kısmetime. Aman. Aman düşmesin. Kaybolmasın. Açıldı. Kısmetim açıldı. Evet. Benim. Benim onlar.
Daha bir şey soracağım. Bey baba, bir şey soracağız. Benim. Adres nereye soracağız. Bey baba, ya? Nereye kaçıyorsun ya? Bir dakika ya. Benim yer benim. Tıkandı baba. Nasılsın? Hatırladın mı beni? Ne var çantada? Ne oluyor ya? Voleyi vurdun galiba. Ver şu çantayı da araya koyalım. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Ver, bırak. Ver. Bırak ver dedim. Şunu ver. Bıraksana ver. Ya. Bırak çantamı. Ver. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana ya. Bırak. Hırsız. Ver. Bırak. Ver. Hırsız bırak. İneceğim. Ne diyor bu ya? Şoför ineceğim ben. İyilik de yaramıyor şoför, insanlara. Şoför, kaptan. İneceğim. Beni evet, indir. Kardeşim bırak. Ne diyorsun sen ya? Bırak. İndiriyorum. Bırak çantamı. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bir dur. Birader. Birader dur. Gel. Birader. Ya bir geç, dur. Geç. Ya bir dur. Bir dur kardeşim. Nereye gidiyorsun? Kısmetim açıldı. Bunlar benim. 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 Birader dur. Dur birader dur. Dur. Anladı. Çantada para olduğunu anladı. Eyvah. Birader dur. Benim. Benim. Benim ama. Dur kaçma. Peşimde. Peşimde. Hırsız peşimde. Ya dur, nereye kaçıyorsun? Dur. Paramı çalıyorlar, imdat! Paramı çalıyorlar, imdat! Yeter be! Paramı çalıyorlar! Kes! İmdat! Ver hırsızı! Bu kimlik senin değil mi? Düşürdün, peşinden o kadar koşturdun beni. Bir de hırsız diye iftira atıyorsun. Ya kusura bakma. Kusura bakma. Ben ne yaptım biliyor muyum? Paracıkları. Ey Musa, filan kuluma git. Benden selam söyle. Onun benim katımda daha 40 yıl ömrü var. Bu 40 yılın yarısını fakirlikle, yarısını ise zenginlikle geçirecek. Git şimdi okuluma sor. Bunlardan hangisini tercih ediyor? 20 yıl zenginlik mi önce olsun, yoksa 20 yıl fakirlik mi? Demiş. Hazreti Musa gidip o kişiyi bulmuş. Demiş ki, Allah-u Teala sana selam gönderdi. Ya, onun benim katımda daha 40 yıl ömrü var. Ancak o 40 yıllık ömrün 20 yılını beylik, 20 yılını ise fakirlikle geçirecektir. Git kendisine bulmuş. Önce hangisi isterse o olsun. Oo, tıkandı baba, gel ya, çaylar taze. Yok istemem. Tıkandı baba, gömüyü buldun mu yoksa? Yok istemem. Ulaşmayın adamla ya. Ya ulaşmayın benimle, gidin ya. Vay, tıkandı baba. Aceler mi var? Gideceğin yere götüreyim seni. Yok, yok istemem. Nereye ya? Tıkandı baba. Çantada ne var tıkandı baba? Kurtar kızımı. Cemile, kızım kurtaracağım seni. Tamam, tamam, tamam.
tamam bak. Dur kurtaracak lan. Cemile. Tamam. Hadi ya. Tamam dur. Ne olur kurtarın. Cemile gel kızım. Cemile. Cemile geldim kızım. Gel. Gel kızım. Cemile. Evet, kurtarın kızımı. Aldı bak. Çocuğu aldı bak. Getiriyor. Üzülme geliyor. Hop takıldım. Çantam takıldı. Çantam takıldı. Çantam. Cemile. Yavrum. Kızım kendine gel. Allah razı olsun. Yavrum. Oğlum. Aç gözünü. Yakın. Evladım. Yavrum. Yavrum. Çantam. Asım abi dur. Nereye gidiyorsun Asım abi? Çantam. Bırak gitme. Bırak. Bırak beni. Çantam içeride yanacak. Çantam. Bırak beni. Çantam orada. Ne olacak? Çantam. Çantam orada. Bırak çantayı. Bırak. Bırak. Bırak beni çantam içeri. Bırak diyorum. Allah Allah. Bırak. Bırak be adam. Bırak. Bırak beni. Çantam. Kızım. Çantam. Bırak. Çantam içeri. Ya bırak. 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 Bırak be adam. Çantam. Çantam içeri. Bırak çantam. Çantam. Hastaneye götürelim. Hadi hastaneye götürelim. Ver bana. Tıkandı babayım ben. Tıkandı. Tıkandı babayım ben. Tıkandı. Ne diyorsun sen Hulusi Efendi? Maalesef böyle. Verdiğiniz paralar da nasip olmamış adamcağıza Mahmut Bey. Yangında bir çocuğu kurtarayım derken yanıp kül olmuş. Olacak şey değil. Peki bu niye nasip olmadı? Niye? Biz işi en iyisi Allah'a bırakalım. O en güzelini takdir eder. Vardır onun bir bildiği. Gitti çanta gitti. Of, of. Of. Kara kara düşünme. Ya sen olmasaydın? Yeğenin Cemile yanıp kül olacaktı. Allah muhafaza. Allah göndermiş seni oraya. Paraların hepsi yandı. Ne parası? Bir çanta param vardı. O parayla ev de alırdık, araba da alırdık. Bahtım açılacak, yüzümüz gülecekti. Çocukluk arkadaşım Mahmut var ya, tanımazsın sen. Neyse, çok zengin. Para verdi bana, çok para. Paralar sırtımdaydı. Sımsıkı bağlamıştım. Eve geldim. Tam eve girerken o yangın. Ah o yangın olmasaydı. En doğrusunu yapmışsın. Benim Hasibimin bahtı tıkanmış ama kalbi tıkanmamış. Biliyordum. Nasip Allah'tan. Her şeyde bir hayır vardır. Üzülme. Nasip değilmiş. Ne gelir elden? Hayırdır inşallah. Bacanak evde mi bağlısın? Evde, evde. Hasip. İshak seninle konuşmak istiyormuş. Gel İshak. Ben bir kahve yapayım. Oğul, kızımı kurtardın. Sen olmasan... O benim yeğenim. Biliyor musun? O sandık, o ekmek, sonra araba... Biliyorum, biliyorum. Hepsini biliyorum. Biliyorsun ha. Al bu senin. Araba senin. Aslında daha çoktu altınlar. Onları paraya çevirmiştim. Cemile'yi kapattığım odaya saklamıştım. Yani bütün paralar yangında kül oldu. Onlar da mı? Hepsi yandı. Sadece araba kaldı. O da senin hakkın. Olmaz. Ne olursa olsun ben onları sana sattım.
İster bir kuruşa, ister bin kuruşa. Araba senin hakkın. Nasibim tıkanmış. Belli ki kaderim böyle. Ne yapalım? Her şeyde vardır bir hayır. Vardır elbet Allah'ın bir bildiği. Hoş geldin Mahmut Bey. Yine başaramadınız galiba. Üzülme bu kadar. Olacağı varsa olur. Bu adama bir şekilde yardım etmeliyim. Ama nasıl? Nasıl? Çekil arabası. Hoş geldin İsmail. Sağ ol İsmail, abi. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Emin Okul abi. Bitti mi? 3 ay sonra mezun oluyorum inşallah. Mahallemizin iftarısın. Hadi bakalım sevindiren yerine. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi hadi görüşürüz, görüşürüz sonra. Görüşürüz Murat abi. Yapar. Ne yapayım hadi anne? Sizi özledim geldim işte. Hasip! Of of! 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 İşte böyle oğlum. Altınlar gökten zembille indi. Baban kendi eliyle bacanağına verdi hepsini. Olacak olan oluyor. Baban çok üzülüyor ama oğlum. Allah yardım eder anne. Of! Of! Baba! Takma kafana. Olana rıza gerek. Annem doğru söylüyor. Her şeyde bir hayır vardır. Bak üniversiteyi bitirdim. Allah'a şükür sağlığımız da yerinde. Bundan güzel zenginlik mi olur? Üzülme baba. Anne. Telefonda konuşmuştuk ya. Evet oğlum. Şey yani diyorum ki beklemesek. Ne? Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Neyi beklemeyeceksiniz? Ne bu bilmece gibi? Baba. Babacığım. Bir kısmet işi var da. Oğlum, askerden sonra dedik ya. Ya anne öyle de, Elif'in ailesi hayırlı işleri uzatmaya gelmez demiş. Tanışmak için bizi bekliyorlar. İyi ama oğlum. Baba adı konulsun istiyor kızın ailesi. Bekliyorlar ha bu kadar çabuk. Peki oğlum kim bu kız? Neyin nesi? Anne babası ölmüş. Bir dedesi bir babaannesi var. Onlarla tanışacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah boş dönmüyoruz. Hadi anne. Ağzını hayır aç bey. Hadi abi İsmail için yapın. Efendi baba nereye böyle? Hayırlı olsun. Abi. Kız istemeye mi? Terslik çıkmasın yine. İsmail çok yakışıklı sana olmuş. Sana da zahmet oldu Emin abi. Olur mu İsmail? Senin için canım feda. Vay vay vay. Yeter ki mürüvvetini görelim. Ey maşallah. Kıran tuvale. Tıkandı baba nasibine. Böyle apar topar olmadı hiç. Aa tamam nasip. Çok bu sefer ha. Bir terslik çıkmaz değil mi oğlum? Ya yok baba. Onlar bizi davet ettiler. Hadi gidelim geç kaldık. Hadi selametle. Dur hadi ha. Hadi selametle. Hadi bakalım. Tıkandı babaya gelin geliyor. Haydi hayırlısı. Nasipten öte yol yok. Doğru doğru. İşte adres burası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu evden mi kız alacağız? Evet baba. Emin misin burası olduğunu? Eminim baba. Buyurun kime bakmıştınız? İsmail dersiniz.
Buyurun, sizi bekliyorlar. Misafirler geldi. Emin abi, görüşürüz. İşiniz bitince çağır damlarım. Oğlum emin misin? Burası baba. Aa, Ali. Burası mı? Ali Ali. Burası diyor. Hadi yürü. Hoş geldiniz, buyurun. Elif merhaba. Merhaba, teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk kızım. Elif sensin demek. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Mahmut Bey. Asil. Mahmut. Tanışıyorlar mı yoksa? Hasip. Tanışıyorlar herhalde. Baba, siz tanışıyor muydunuz? Aha. Bak şu Allah'ın işine. Hasip. Aa, ne güzel, tanışıyorlarmış. Lütfen buyurun. Demek günün oluyor. Hiç yok, hiç yok. Teşekkür ederim sana. Hala aklım almıyor. Nasıl oldu bunlar? Senin nasibin tıkalı ama oğlunun nasibi açıkmış arkadaşım. Sen oğlunun battığı için çile çekiyormuşsun meğer. Hani tohum gibi. Tohum toprak altında kıvranır, çile çeker. Niçin? Yükselecek filiz için. Sen de tohumun çilesini yaşamışsın işte. Dediğin gibi işte. Sadece bunun farkına varmamışsın. Kısmet çeşmem tıkandı sanmışım. Halimize şükretmek lazım Hasip. En büyük mutluluk, en büyük bereket şükür. Allah'ın verdiğine şükretmek. Sen benden bahtlısın kardeşim. Sağlığın yerinde, oğlun var. Benim oğlum, gelinim, torunumun anne babası trafik kazasında öldüler. Hiçbir paraya, zenginliğe değişmeyeceğim yavrularımı yitirdim ben. Acıların en büyüğünü yaşadım. Ama işte sabır. Sabır her derde devadır. Şükür de berekete çare. Ben bir şemsiye alıp geleyim. Tamam. Allah'ım oğlumu ve gelinimi aldı ama bana biricik torunumu bağıştırdı. Şemsiye geldi. Sana da para pul vermedi ama buyurun, biricik torunuma layık. Torunumun masum yüzünü güldüren civan gibi bir oğul verdi. Buna şükretmeyelim de neye şükredelim kardeşim? Bak sen şu Allah'ın içine. Ümür ol. Seneler sonra yine buluş. Şükürler olsun. Ne kaynatıyorsunuz orada? Gelin, gelin, gelin. Rahmet yağıyor efendim, rahmet yağıyor. Çok şükür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Sizden kim canı emniyet içinde, bedeni sağlıklı, yanında o günün azı bulunduğu halde esenlik ve iyilik içinde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.